Fatma Hanım, Kemal Bey arasak mı? Olur, arayalım. Ama çok aksidir. Onu anladım ben. Aksi yani, olduğunu anladım. Ama ben şu tablonun ve mutluluğun Kemal Bey'in bile bozmasına izin vermeyeceğim. Yanlış anlamıyorsun o. Ben ondan bir şey istemiyorum ki. Biliyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum. Sadece onunla bir sesini duysa. Evet, yüz yüze görüşsem. Yani tamam, ben istiyorum tanısam. Gerçekten bir sesini duysa, tamam, bir baba arayalım. Dese yani o da tamam. Bir kızım dese. Tamam, arayalım. Arıyorum Kemal Bey'i. Alo. Merhaba. İyi misin canım? Papa sen ne arıyorsun? Efendim öyle iş mi yapıyorsun sen? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol lütfen Kemal'cim. Sakin ol. Ben sana gideceğimi zaten söylemiştim. Senin yapman gereken babalık görevini eşin olarak ben üstlendim. Bu senin ya da benimle alakalı bir durumda değil canım benim. Kızımın ablasına kavuşması gerekiyordu. Ben bunu bunun için yaptım. Fatma sen yine adamı mı yapıyorsun bunlara? Ben sana hiçbir yere gitmeyeceğim demedim mi? Ya sen beni kaya rezil mi edeceksin? Rezil olabileceğin hiçbir şey yok ki. Bir evladımız daha oldu. Ben onlarla birlikte geleceğim sana Kemal. İster kabul et, ister kabul etme. Rezil olacak hiçbir şey yok. Zaten hayat onu geride bırakıp bu yaşa getirene kadar, gelmiş olmasına kadar rezil olmuş yani olunacak olan olmuş. O yüzden o yanlışımızı düzeltmemiz gerekiyor Kemal. Çatma bak kafana böyle iş yapma. Bu Suudi'yi de sürükledin değil mi? Yanında oraya kadar götürdün değil mi? Senin bir tane mi kızın var sadece Suudi'yi soruyorsun? Bizim artık iki tane kızımız var diyorum. Beni anlamakta Allah güçlük mü çekiyorsun? Yarabbim ya. Senin kulağına laf gitmiyor galiba. Bak sana hiçbir işe karışma diyor. Merhaba dostum. Sen bunları inadına mı yapıyorsun bana her zaman? Sakin ol Kemal'cim. Zaten rahatsızım. Yani benden sonra olacakları da garanti altına almak adına ben iki kardeşi bir araya getirdim. Şimdi bir merhaba der misin Yasmin kızımıza lütfen? Lütfen Kemal'cim rica ediyorum. Telefonu veriyorum. Niye veriyorsun telefonu? Merhaba. Niye merhaba diyecekmişim? Evet. Ne var konuşacak sanki? Baba merhaba. Nasılsın? Yasemin? Evet, ya benim. Kızım. İyiyim, sen nasılsın? Konuşamam. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Sesini duydum, iyi oldum ben. Sesini duydum, biliyor musun ben seni kaç senedir arıyorum? İçinde denizle balıklar, yağmurlar. Moskova'da değil miydin? Neredesin sen kızım? Ben 5 sene önce buraya geldim sırf seni bulmak için. Ben Kayseri mantısını bile öğrendim yapmayı sana yapacağım diye. Anlatırken tut elimi. Niye benimle görüşmek istemiyorsun? Gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Tamam kızım tamam. Ben senden bak ben senden bir şey istemiyorum. Sadece seni tanımak istiyorum. Kısmetse artık senle ne bileyim birlikte Kayseri mantısı yapalım, yiyelim güzelce hepimiz hep beraber. İstediğim tamam, tek şey bu. Tamam. Tamam. Tamam yeriz yemiz değil Kemal. Yapacak hep birlikte yiyeceğiz. O bizim evladımız, bizim kızımız. Ben iki kızımı da alıp sana geleceğim. Hadi kapat telefonu. Ya kızım bak orada o televizyoncular geldi ya kapıya. Onlara ben biraz kötü davrandım. Şimdi yüzüm tutmuyor konuşmaya. Evet hepsi buradalar. Hepsi buradalar. Ne edeceğimi bilmiyordum o gün. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemedim. Hepsinden özür dilerim. Onu da söyler misin?
tamam, herkes özrünü kabul etti. Onların senden tek istediği geçmişi kapatıp gelecekteki evladına kucak açman, bir baba olarak ona sarılman. Şimdi kapatalım, ben kızlarımı alıp sana doğru geliyorum. Tamam oldu, tamam.